önce böyle bir dersi hayal edemezdik. Az önce, birkaç gün önce de kardeşlerimiz Türk Cumhuriyetlerinden, ne dedi Sarı Hoca sen gittin yer? Kırgızistan, öyle miydi? Kırgızistan'dan geldiler. Yani Kars'tan öteye geçmeyi yine hayal edemezdik. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a hamd ederim ki bugün dünyanın her tarafında bu hizmetler inkişaf etti. Her dilde risaleler tercüme edildi. Düne kadar bizim gençliğimizde işte solcular Moskova'ya denerken bugün Moskova'da 100'e yakın vakıf Rus kardeşimiz var. Vakıf. Bizzat Ruslara risale anlatıyorlar. Yani bunları tabii saymakla bitmez. En sonunda bu işte manzara. Bugün görme, işitme engelli kardeşlerimize özel kitaplar basılıyor. Onların okuyabileceği şekilde parmaklarıyla. Şu anda onlar neşredilmiş. Ben bir tanesini gördüm. Görmeyenler için parmaklarıyla risaleler kabartmalı şekilde yazılmış. Oradan okuyorlar risaleleri. Diğerleri de işte az önce kardeşimize şu anda gösterdiği gibi. Bu tarzda elhamdülillah özel bir eğitimle nurlardan bizim gibi belki bizden daha fazla istifade ediyorlar. Çünkü onların bazı pencereler bir tarafa kapalıysa da birçok pencere de bizden daha açık. Bizden daha açık. O bakımdan zannediyorum bizden çok daha fazla feyiz alıyorlardır bu derslerden. Ondan şüphem yok. İnşallah kardeşimizin arzusuyla 23'ün sözün başını okuyalım dendi. Biz de olur dedik. Bismillah deyip başlayalım. Pekala. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 23. söz. Şu sözün iki mebhası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Birinci mebhas, imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Malumunuz bu ayet-i kerime insan hakkında. İşte kısaca meali, biz muhakkak ki biz insanı ahsen takvimde yarattık. Ahsen takvimde yarattık. Tabi buna en güzel şekilde surette yarattık diye mana veriyorlar. Fakat bu mana tam tutmuyor. Dersin tümünden anlıyoruz ki ve anlayacağız ki Cenab-ı Hak insanı en mükemmel bir istidatta yaratmış. Yani ahsen takvim deyince insan istidadının mükemmelliği. İnsanın bütün ilahi isimlere aynı olması. Efendim, vahid-i kıyasi yoluyla kendiki sıfatları kıyas unsuru olarak kullanıp Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, isimlerini, efalini, şuunatını anlama kabiliyetine sahip olması insanın. Yani insan marifetullah'da en ileri dereceye gelecek şekilde cihazlandırılmış yani. Ahsen takvim bu. Yoksa en güzel suret deyince insanın siması akla geliyor. Hani malumunuz, bunu derse giriş olarak söylüyoruz. İnsan şu usta diyor ki, ruh, beden ruhun hanesidir diyor. Beden ruhun hanesidir, evidir diyor. Dolayısıyla insan deyince ruh akla gelir. Ruh, beden onun evi. Biz insan bedeninin güzelliği diye anlarsak ayet-i kerimeyi, nakıs kalmış olur. Ruh güzel de beden de ona göre güzel. Hani derste de örnek veriliyor. Diyelim tavuğa kümes yapılıyor, değil mi? Efendim söyleyeyim, koyuna ağır yapılıyor, insana saray yapılıyor. Yani mahiyete göre elbise giydiriliyor veya hane yapılıyor. İnsan ruhu çok üstün de beden de böyle çok mükemmel olmuş. Onun için ahsen takvim manasını insan ruhunda aramak lazım. Ve bu ders de 10 bahis içerisinde bunu bize verecek. Yani insanın mükemmelliği 10 bahis içerisinde verilecek. Ve ilk mefhase başlıyoruz. Hemen başında bir cümle geçti. İmanın binler mehasininden yalnız beşini.
Demek ki insan ahsen takvimi imanla ulaşıyor yani. İnsan nasıl güzelleştir? Ahsen takvimi Üstad mana verdi burada. Değil mi? Mana verdi. Nasıl buyurdu? İman binler mehasininden. Ahsen takvim manası demek imanın güzelliğinden geliyor. İmanın mükemmelliğinden geliyor. İşte bu imanın güzelliklerinden, binler güzelliklerinden beşini beş nokta içinde beyan ederiz diye başlayacağız. Bir nokta okuyacağız nasip olursa. Evet. Birinci nokta, insan nuru iman ile alay-ı illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır. Yani nuru iman ile, iman nuruyla, nur, iman da bir nur, değil mi? İman nuru ne yapıyor? Küfür karanlıklarını kaldırıyor, değil mi? Tevhid nuru, şirk karanlıklarını kaldırıyor. Yine iman kendi çok güzel olduğu gibi bütün mehasinlerin, bütün güzelliklerin de kaynağı. Yani satıyorum, her hasenat gibi diyor, cesaretin dahi menbaı imandır diyor. Yani bütün güzelliklerin de kaynağı yine iman oluyor. Onun için imanın binler güzelliği var. Kendi güzel, ondan sonra işte bir nur, aydınlattığı saha belli, küfrü kaldırıyor, şirki kaldırıyor, dalleti kaldırıyor yerine. Efendim, tevhidi değil mi? İmanı getiriyor, bir nur. O nurla da insan güzelleşiyor yani. Nasıl güzelleşiyor işte? Mümin insan, efendim söyleyeyim, arif insan, kamil insan, güzel ahlaklı insan, ilahir bütün güzellikler de o imandan geliyor yani. Evet, insan nur-i iman alayilliğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır. Alayilliğin deyince, yani biz öyle şey yapmıştık daha önce, cennetin yüksek mertebeleri diye öğrenmiştik. Şimdi burada anlıyoruz ki, nur insan alayilliğine dünyada çıkıyor. İnsan nur iman ile alayilliğine çıkar. İnsan dünyada, alayilliğin yücelerin yücesi demek Türkçesi yani, en üstün mertebe. İnsan dünyada alayilliğine çıkıyor. Ahirette dünyanın tarlası olduğu için, işte dünya ahiretin tarlası olduğu için, dünyada alayilliğine çıkan insan, cennette de alayilliğine çıkıyor. Yani cennetteki alayilliğin netice oluyor. Asıl alayilliğine insan dünyada çıkıyor. İnsan, mesela üstün insan diyoruz. Büyük insan diyoruz. Burada adam büyük oluyor. Büyük oldu mu da büyüklerin yerine götürüyorlar onu. Değil mi? Büyüklerin mekanına götürüyorlar. Alçak insan diyoruz. Esfel-i safilin. Adam burada alçak oluyor. Değil mi? Neyle alçalıyor insan? Küfürle, dalletle, işte zulümle, ahlaksızlıkla. İlahir. Burada alçak oluyor da dünya ahiretin tarlası cehennemde de en aşağı yerlere, azap mahallelerine, deyekelere konuluyor. Yani Üstad'dan burada bunu öğrendik. Alayilliğin de, esve-i safirin de dünyada insan ruhunda tahakkuk ediyor yani. İnsan burada yükseliyor, burada alçalıyor. Ona göre de ahirette mükafat ve mücazat görüyor. Evet. Evet. Ve zulmeti küfür ile esveli safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Evet, küfür de karanlığa benzetti tabii. Zulmeti küfür. Küfür örtmek demek, kelime manası örtmek. Örtmek. Yani tarlaya tohum ekiyorsunuz, üzerine örtüyorsunuz. Bunun için yanlış anlaşılmasın yani, çiftçilerin bir ismi kafirdir yani. Örten. Toprağa ekiyorlar tohumu. Tohumu üzerine örtüyorlar. Evet. Ama bu ıstılah olarak imanı örten, tevhid inancını örten, bütün güzellikleri örten manasına kafir deniyor yani. Kafir örten, perdeleyen manasına. Ve bu bir karanlığa benzetildi. Karanlık nasıl gelince bir şehirdeki bütün güzellikleri örterse, değil mi? Işık gelince her şeyi ortaya çıkarırsa, işte küfür de bir zulmet oluyor, insandaki bütün güzellikleri örtüyor. Hatta o insanda ne vicdan kalıyor, ne insaf kalıyor, ne ahlak kalıyor, ne adalet kalıyor. Bütün güzellikleri örten bir karanlık, küfür. Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Ya bir şey de öğrendik burada. İman intisapmış. Şimdi nispet ve bir de intisap var. Nispet, intisap. Yani arada az fark var yani. Nispet şu. Mesela diyorsunuz ki mesela Selimiye Sinan'ın eseridir. Değil mi?
Selimiye'yi Sinan'a nispet ediyoruz. Selimiye Sinan'ın eseridir. Buna nispet deniyor. Biz nispet ediyoruz. Şimdi Selimiye Camisi'ni şuurlu kabul edin, akıllı kabul edin bir an için. Selimiye kendi diyor ki ben Sinan'ın eseriyim. Buna da intisap deniyor. Kendini nispet ediyor. O nispet ederse intisap oluyor, biz nispet edersek nispet oluyor. Şimdi insan diyor ki ben Allah'ın kuluyum. İşte buna intisap deniyor. Kendini Allah'a nispet ediyor. Ben bir mahlukum, beni Allah yarattı. İşte benim bir hayatım var, bir muhyi bana bu hayatı verdi. Oraya intisap ediyoruz değil mi? Bir suretim var, bir musavvirden geliyor. İlahir. Yani Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarını insan basar. Her esma için bunu çoğaltabiliriz. İnsan çok cihetle Allah'a kendini nispet eder. Ama tümü toplanıyor, bir kelimede ben Allah'ın kuluyum. Kulu açabilirsin artık değil mi? Buna intisap deniliyor. Ben Allah'ın kuluyum demek iman oluyor ve intisap oluyor. Ya bunun da bu, ne kadar büyük şeref olduğunu misallerini açıklayacak şimdi. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-ı esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Mesele bu. Evet. İnsanda bütün esma tecelli etmiş. Bütün esma. Şimdi mahlukatın güzellikleri, şerefleri şuradan geliyor. Ne kadar çok isme, ne kadar ziyade masarsa o kadar şerefli oluyor bir mahluk. Ne kadar çok isme, ne kadar fazla masarsa. Değil mi? Şimdi bu noktada baktık mı en çok isme insan masar. Bütün isimlere masar insan. Yani Sûret diyor ya, Esma'da ism-i azam var. Nasıl diyor? O Esma'nın kuşunda bir nakş-ı azam var ki o da insandır diyor. Yani nasıl ism-i azamda bütün esma varsa, nakş-ı azamda da bütün nakışlar var. O da insan diyor. İnsanda bütün esmanın tecellileri var. Bir de azami derecede insanda. Bir tek örnek vereyim, bahis uzun gider. Mesela muhyi, hayat verici bir isimdir değil mi? Allah karıncaya da hayat vermiş, muhyi. Değil mi? Kelebeğe de hayat vermiş, muhyi. Deveye de hayat vermiş, muhyi. Yağmura mevkel melekeye de hayat vermiş, yine muhyi. Değil mi? Cebrail'e de hayat vermiş, muhyi. İnsana da hayat vermiş, muhyi. En azam derecesi insanda. Tabii insan içinde peygamberlerde, peygamber içinde peygamberimizde. Onun için muhyi ismi denildi mi, en azami derece peygamberimiz masar. Allah'ın en mükemmel hayat sahibi mahluku insan. Peygamberler ve peygamberimiz. İşte diğer misalleri de buna göre, diğer esmayı da buna göre şey yaparız. Demek ki bütün esmayı azami derece insan masar ve insan buradan şeref kazanıyor. Elhamdülillah. Allah'ın kuluyum. Nasıl kuluyum? Bütün esmasına masar bir kuluyum. Hem de her ismin azam derecesine masar bir kuluyum. İnsan buradan şeref alıyor. Büyük insan işte budur yani. Ahsen takvim de buymuş yani. Yoksa büyük insan, efendim söyleyeyim, falan makamdaki insan değil. O makam büyük. Bazen gençler, kardeşler sohbet ederken misal veriyoruz. Yani çocuk çıkıyor sandalyeye, diyor ki babamı geçtim. Hani veya masanın üstüne çıkıyor, masanın üstüne. Hakikaten masanın üstüne çıktım, babasını geçiyor boyda. Ama onun yüksekliği masadan geliyor. Masa çektim ayağın altından, boyu belli. İşte makamların insana verdiği, servetlerin verdiği, başka şeyin verdiği üstünlükleri bunun gibi yani. Tabii esas insanı yükselten iman. Marifet, muhabbet, lezzet-i ruhaniye, usta diyor ya. İntisap. İşte böyle olan insan ahsen-i takvimde olmuş oluyor. Yani dersin tümünden bu çıkacak da. Tabii onu da birini okuyacağız dersin. On baştan birini okuyacağız. Tüm okununca ahsen-i takvim sırrı anlaşılacak. Tüm okununca. Evet. Küfür o nispeti kat eder. Küfür keser. O nispeti keser. O kattan sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Tabii ben Allah'ın eseriyim o manayı kestim mi? İşte o diye bir tane canlı. Değil mi? Evet. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde itibariyle olur. İşte koyunların şu koyun şundan kıymetli. Niye? Bu daha kilolu. Şu kadar lira eder.
Bu adam bu adamdan kıymetli. Niye? İşte şu tahsili görmüş, şu kadar maaş alıyor. Çok fazla farkı yok yani. Ya bu kadar da kalırsa çok fazla farkı yok yani. Değil mi? İnsan bunlarla kıymet kazanmaz. Değil mi? Evet. Neyle kazanıyor? Evet. İntisapla kazanıyor. O insaf kesilirse kıymetin maddesi itibariyle olur. Mesleği neyse, işi neyse, sanatı neyse, oradan ne kadar ücret hak ediyorsa o kadarlık bir adam olur. İnsan, insan bu değildir ya. Çünkü bütün kainat insana hizmet ediyor. Falan sanat, filan makam, filan servet insanı yükseltmez. Bütün kainat bana hizmet ediyor ya. Ben bir şey yükseltemez artık. Değil mi? Güneş benim lambam. Bitti. Kamer usta diyor ya, kandilim diyor. Dünyada Allah'ın misafiriyim, yeryüzünün halifesiyim. Da beni hiçbir şey yükseltemez bundan öteye yani. Evet, maddeden gelen yükseklikler insanı yükseltmez yani. İşte bunlar yükseltir insanı. Evet. Evet, kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye. Yani fani, fani demek. Hem zaile. Zail. Hem muvakkat bir hayatı hayvan olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Evet. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Bir misal verecek ya. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Maddenin kıymeti var, bir de sanatın kıymeti var. İşte bir kağıda bir hat yazıyorsunuz değil mi? Ve bir kağıt. Kağıt. Şimdi bazen okuyorum şimdi değil mi? Evet. Bazen müsavi. Bazen ikisi müsavi. Bazen madde daha kıymetdar. Bazen madde daha kıymetdar. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Şimdi bugün bir sayfa kağıt kaç kuruş? Var mı bile? Kaç? 5 kuruş değil mi? Şimdi kağıt 5 kuruş. Ona diyelim 5 kuruşluk bir sanat işlersin onun üzerine. Götürsün 5 kuruş alırlar. Oldu müsait. Bir de var ki o kağıdı bir çocuk alır. Sağına soluna rastgele çizgiler çeker. Kağıt zayi olur. Keşke çizmeseydi. Yani kağıt daha kıymetli oldu bu sefer. Bir de bir hattat ne yapar? Onun üzerine bir besmele yazar. Hatta o 5 kuruş değil, değil mi? Binlerce liraya satılır. İşte hocamdan dinlemiştik. Hatta Hamid Efendi var malumunuz. Kur'an-ı Kerim'i, Tevfik-i Kur'an-ı Kerim'i yazan, Cevşen'i yazan zat. Ben yakında öğrendim. Bu zat sanat uğruna evlenmemiş. Yani ölene kadar hattatlık yapmış sadece. Dolayısıyla geçimi de oradan. Başka işi yok yani. Devamlı yazı yazıyor. İşte bir gün birisi gelmiş kendisine de bir kağıt vermiş. Demiş buraya bir besmele yazar mısınız? O da olur demiş, almış. Hemen besmele yazmış, vermiş. Demiş borcumuz ne? İşte 1 lira demiş veya o günkü para neyse. Demiş ki ya sen bunu bir dakikada yazdın. Hani biraz fazla bulmuş fiyatı da. Demiş ben bunu 70 senede yazdım demiş. Yani 70 yıllık sanatımı oraya döktüm. Ben bunu 70 senede yazdım demiş. O zaman ne oldu işte? Kağıt 5 kuruşken ne oldu diyelim? 5000 lira oldu kıymet. İşte o herhalde mesela anlaşıldı değil mi? Bazı adamlar var işte hayvan gibi. İşte kağıtla müsavi. Bazı hayvan var, bazı insan da var. İnsanlığını mahvetmiş. İşte kağıdı rastgele çizen çocuk gibi. Değil mi? İnsanlık aşağı inmiş. Bazı insan da var işte imanla, ilimle, irfanla öyle noktalara gelmiş ki. Tabii insanın yüksekliğine akıl ermiyor. Üstad değişik yerlerde izah ediyor. Bir yerde diyor ki işte mesela zerre kadar da, zannediyor bu Risale'nin ikinci bölümüne geçiyor. Zerreden şemse kadar mertebeler var insanlarda diyor. Zerreden, atomdan güneşe kadar. Allah'ım. Enteresan bir ifade yani. Yani bir atom kadar adam da var, iki atom kadar da adamlar. Milyonlarca atomu bir araya getiriyorsunuz diyelim bir çakıl taşı oluyor. O kadar adam da var, dağ kadar adam da var, güneş kadar adam da var. Ama bir hayvan bir hayvandan kaç kat kıymetli olur? 2 kat, 3 kat, 5 kat, haydi olsun 1000 kat. İnsanlar böyle değil. Atom kadar adam da var, güneş kadar adam da var. Başka yerde de daha ayrı bir ifadesi var. Buyuruyor ki,
Bazı insan diyor bir zerrede boğulur. Bazı insan bir zerrede boğulur. Bazısında da diyor dünya boğulur. Buna ikisi de adam. Bazı adam bir zerrede yani. Atomun içinde atomu hayalen şey yapın, sulandırın yani, su olsun. Atom kadar işte, su atom. Anladın mı? Şimdi bir adam da o suda boğuldu. Bu adam ne kadar küçüktür. Değil mi? Kaplıcada çocuk boğulur değil mi mesela? İşte o demek ki o atom o adama göre şey, kaplıca kadar. Şimdi bazısına diyor dünya boğulur. Dünyanın tümü o adamda boğuluyor, Allah Allah. İşte Üstad kendi zaten buna güzel misal de, kendi misal veriyor. Şehzade Şirazi ne buyuruyor? Dünya öyle meta değil ki bir niza değsin diyor. Dünya öyle bir meta, bir eşre değil ki bir niza değsin. Dünya senin olsun, benim olsun. Tümü. Tümü ama. Ya değmez. Ha senin ha benim. Şehzade'ye göre böyle. İşte dünya bunda boğulmuş işte. Ama biz hani tüm terleri, tarla terleri, yüksek yerlerde tarlanın. Tarla tüm bütün adam öldürebiliyoruz yani. Tarla tüm bütün adam öldüren de adam. Dünyanın tümü nizaya değmez diyen de adam. İşte biri zerre, biri güneş. Biri zerre, atom, biri güneş. Bu kadar dereceler var. Evet. Bazen müsavi, antik olan bir sanat. Bir dakika yok. Bazen müsavi. Belki bazen antik olan bir sanat. 1 milyon kıymet aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. Tabii. Bir heykel yapmış adam dünya çapında. Paha biçilmiyor. Ama taş nihayeti. Taşın tonu belli. Kaç lira? O maddeyle ölçülmüyor. Sanat mıyım? Allah ne güzel misaller. Ya insanın değeri de maddesiyle ölçülmüyor yani. İnsan da hangi demir ne kadar varsa bu kadar. Demirin kilosu ne kadar? Şu kadar. O adamdaki demirin fiyatı bu. Bu şekilde hesapladık. Adamın değeri ortaya çıktı. Adam böyle değerlenmez yani. Değil mi? Az önce dediğimiz gibi insanı değerlendiren veya aşağı düşüren ruhu. Bedenin elbisesi. İşte o ruhlar arasında bu kadar büyük dereceler var. Beden arasında bu kadar fazla derece yok. İşte zerreden şemse kadar dereceler ruhlarda var. Ruhlarda var. Yani. Evet. İşte öyle antika bir sanat. Antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. İşte burası elhamdülillah antikacılar çarşısıdır burası. İyi çarşıya gelmişiz. Değil mi? Bu antikacılar çarşısıdır burası. Ya. Elhamdülillah. Ya. Allah'ın kul olduğumuzu bilerek onun marifetiyle ilgili bir ders dinlemeye geldik. Birbirimizi Allah için seviyoruz. Allah için sayıyoruz. Allah Allah. Elhamdülillah. Ya. Burası antikacının çarşısı. Şimdi de bir kahveye git. Kahvedeki adamın değeri nedir? Kaç çay içerse. Garsonun nazarında, onun değeri garsonun nazarındadır. Kaç tane çay içerse. Bu çoğu iyi müşterimizdir. Niye? Bir yaşında 20 çay içer. Bu bir şey yaramaz. Yeri bir çay içer, 3 saat oturur gider. Ona kaba demirci çarşısı. Oradaki değerimiz çaya göre. Çaya göre. Yani daha kötüleri misal vermiyorum işte, yeter. İnsan çarşısına göre değer alıyor, pazarına göre değer alıyor. Evet. Evet. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir bağısını alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Misalden hakikate geçiyoruz. İnsan Allah'ın antika sanatı. Allah'ın en büyük sanatı insan. Ya. En büyük sanatı insan. İnsanın büyük sanatı yok Cenab-ı Hakk'ın. Tabi insan deyince ıslatıyor ya, kemali anlaşılır, peygamber. Allah'ın en büyük sanatı peygamberimiz. Onun için bütün alemleri yaratmış. Oradan belli ya. Sonra derece derece. Çünkü insan
başka makla ölçülmüyor yani Allah Allah. Tabii yani. Mesela mahiyet farkı var. Şimdi bir insan efendim kaç koyun eder desek bu sorunun cevabı yoktur. Çünkü mukayese gelmez ki. Mahiyet farkı var. Bir insan bir koyun. Peki kaç deve eder o da mukayese gelmez. İnsan dedim mi onun hiçbir canlı mahluk mukayese yapılmaz. En mükemmel mahluk odur ona paha biçilmez yani. Ama kendini zayi ederse başka. O zaman çok aşağı düşer diyor. Esfel safilin. Kendini zayi ederse. Yani verilen cihazatı yanlış kullanırsa o zaman da tabii esfel safiline düşüyor. Yine derslerde örnek veriliyor. Mesela bir insanın diyelim sermayesi 10 lira. Değil mi? 10 lira. Şimdi bu adam kâresi ne kadar kâr eder? %100 kâr etse 10 lira kâr eder. 20'ye çıkar sermayesi. İflas etse ne olur? 10 lirası gider. Değil mi? Bir adamın da bak sermesi 10 milyar. Bu adam kâresi ne kadar eder, zararesi ne kadar eder. Bir adam bak sermesi 10 trilyon ona göre. Şimdi insan sermayesi çok büyük ya. Çok büyük insan sermayesi. Onun için insan kendini harcadı mı çok zarar ediyor yani. Ya, akıl en büyük sermaye, yanlış yerde kullandı mı çok aşağı düşüyor. Kalp en büyük sermaye değil mi? Batıyı aşağıda kullandı mı çok aşağı düşüyor. Sevgi en büyük bir sermaye. Gayrimeşru ile sevdi mi çok aşağı düşüyor. Hafıza büyük bir sermaye. Hoca zararlı şeyler doldurdu mu çok aşağı düşüyor. İlahir. Örnekler binlerce. O zaman insan çok esfel safiline gidiyor. Aynı şeyleri müsbette kullandı mı da alayiliğine çıkıyor. Çünkü sermaye çok çünkü. Sermaye çok büyük. Yani elhamdülillah. Evet. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudrettir ki... İnsan Allah'ın en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki... Kudret mucizesidir ki... İnsanı bütün esmasının cilvesine mazhar... İşte usta diyor ya, Risale-i Nur manevi tefsir işte bu demek. Bakın burada Ahsen-i Takvim anlatılıyor. Ama demiyor ki Ahsen-i Takvim bence budur. İnsan bütün esmasının cilvesine mazhar. Ahsen-i Takvim'in tefsiri bu. Sonra... Ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musaggar suretinde yaratmış. Oldu Ahsen-i Takvim. Bütün esmanın cilvesine mazhar. Bütün isimler insanda tecelli ediyor. Yani. Bir de nakışlarına medar. Cenab-ı Hak kainatın ne kadar nakışlar yapmışsa onlar hep insana göre yapılmış. Medar o demek yani. Medar devredilen mekana deniyor. Yani devir mekanı demek kelime manası. Yani güneşin büyüklüğü o kadar. Bize öyle bir güneş lazım da onun için. Değil mi? Öküzün gücü niye bu kadar? Bize öyle bir öküz lazım da bunun için. Koyunun huyu niye böyle? Bize böyle bir koyun lazım da onun için. Geçen bir derste söyledik. Ahsen-i Takvim günü anlatırken şimdi işte her şey en güzel yaratılmış. Başka insan Ahsen-i Takvim'de başka. Şimdi tavuk, en güzel tavuk bu tavuktur işte. Ama uçamıyor, uçsa tavuk olmaz. Uçsa kuş olur, sen onun tavuk yumurtasını yiyemezsin yani. Değil mi? Tavuğun güzeli işte uçamayan tavuktur. Öyle mi? Yani. Öküzün güzeli nedir? Akıl olmayan, akıl olsa bize koşulmaz da. Değil mi? İşte Allah her şeyi bize göre yaratmış. Medar bu demek yani. Bizim etrafımızda dönüyor her şey. Her şey bize göre ayarlanmış yani. Ya. Üstad bunu başka bir de insanın merkezi nakışa benzetiyor. Merkezi nakış. Ya, halının ortasındaki çok önemli bir örnek bu. Bir halının tam ortasında merkezde bir nakış var. O nakış diyor halının her tarafına uzanan iplerden dokunuyor diyor. Bütün ipler gelip orada merkezleşiyor. Ya. O şeyi merkez nakışı tutsan gücün kuvvetin olsa kaldırsan halının tümünü kaldırırsın. İnsanı tutup kaldırsan kainatı götürürsün arkandan. Şimdi bütün kainat insana bağlı şimdi. Bütün kainat insana bağlı. Merkezin akışınıza. Evet. Eğer nur-u iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. Hı. O mümin şuur ile okur. Birbirimize okuyoruz elhamdülillah.
ve o intisapla okutur. Başkasını da kendimize okutuyoruz. Yani Sani Zülcelal'in masnuuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Sani Zülcelal'in masnuuyum, birisi bu. Beni o yapmış. Üstad ne diyor bir de kulağımı açıp gözümü takılmış. Çok hoş bir ders. Fırsat o fırsat. İşte bir böyle, bir böyle Cenab-ı Hakk'ın bütün sanatlar bizde tecelli etmiş. Bir böyle aslında takımdayız. Bir de evet sonra? Evet. Mahlukuyum. Sani Zülcelal'i masluyum. Mahlukuyum. Ha. Rahmet ve keremine mazharım. Bir de bu. Cenab-ı Hak bana merhamet ediyor. Onun misafiriyim. O beni besliyor, büyütüyor anlamında. Ya. Ne demek ya? Hani derslerde yine örnek veriliyor işte. Adam Sultanahmet'in yanında askerlik yapmış. Dedem diyor Sultan Abdülhamid'in yanında askerlik yapmış. Görüşmüş ya, yok hiç görüşmemişler. Ama onun kışlasında. Bir de Sultan Abdülhamid'in bir ziyafetine geçseydi. O sülalesine yeterdi artık. Herkese anlatırdı. Benim dedem Sultan Abdülhamid'in bir ziyafetine katılmış. Orada bir çorba içmiş. Onun çorbasını içmiş. Allah Allah. Şimdi Sultan Abdülhamid'in çorbasını içmek adamı şeref kazandırırsa. Buradan bakın. Biz Allah'ın misafiriyiz. İşte çorbalarımız. Ya, 1 milyondan fazla bitki türü, 1 milyondan fazla hayvan türü. Hep bize hizmet ediyorlar ya. Allah. Bitti mesele ya. İnsanın değeri buradan geliyor. Öteki değerler dediğim gibi şey, maddi değerler bunun da yani dikkat alınmayacak kadar ufak kalıyor yani. Esas mesele bu. Allah'ın mahlukuyum, masnuyum, rahmet ve keremine masarım. İnsanı büyüten bunlardır işte. Allah'ın rahmetine nasıl masarız? Nasıl masarız? Şu gözlüğü var ya, şu gözlüğü bana işte falan abi vermiştir. Ben bunu 10 defa anlatırım. Bu falan abinin gözlüğü hani. Değil mi? O bana hediye etmiş. Buradan bak işte, şu gözler var ya bana Allah takmıştır. Şu kulaklar var ya buna da Allah takmıştır. Şu ağzım var ya Cenab-ı Hak açmış. Şu elim var ya, say böyle git. Şu ciğerim var ya, şu böbreğim var ya, şu pankreasım var ya. Geç ondan sonra şu ruhum var ya, şu kalbim, şu aklım, şu hafızam. Hepsini Allah bana vermiş. Rahmet bu. Rahmet bu. En büyük rahmet, enfüsi nimetler. Oradan geç şu hava var ya, şu su var ya, şu güneş var ya. Tüm Allah'ın bana rahmeti, bana ihsanı. İşte ben Allah'ın böyle bir kuluyum. Şeref budur yani. Bu aşılmaz. Ya. Evet. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar-ı sanatı izhar eder. Ortaya koyar yani, gösterir. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur. Ve ayne-i samedaniye itibariyledir. İnsan Cenab-ı Hakk'ın ayne-i samedaniye. Ayne-i samedaniye ders kısa olduğu için birkaç şey söyleyelim. Ayne-i samedaniye şu. Samet Cenab-ı Hakk'ın bir ismi malum. Her şey Allah'a muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Şimdi kim Allah'a daha çok muhtaçsa o daha çok şeref kazanıyor. İhtiyaç arttıkça şeref artıyor. İhtiyaç arttıkça şeref artıyor değil mi? İşte bazen yine derste söyleniyor. Mesela taş var ya taş. Taş da biliyorsunuz değil mi? Taşın yağmur ihtiyacı var mı? Mesela biz yağmur duvasına çıkıyoruz. Taşlar da çıkıyorlar mı yağmur duvasına? Yok. Taşın yağmur ihtiyacı yok, bahara ihtiyacı yok. Değil mi? Hayat ihtiyacı yok, görmeye, işitme ihtiyacı yok. Yok, yok, yok. İhtiyacı olmadığı için taş orada kalmış işte. Anlaşıldı mı? Yani ağaç olunca ihtiyaç artıyor. Bahara ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, güneşe ihtiyacı var, havaya ihtiyacı var değil mi? Toprağa ihtiyacı var. İhtiyaç artınca şeref arttı. Hayvan oldu mu şeref artıyor. Görme ihtiyacı, işitme ihtiyacı var değil mi? İnsan oldu mu anlama ihtiyacı var, marifet ihtiyacı var. Yani ihtiyaç artınca şeref artıyor. İnsan Allah'ın en muhtaç mahluku.
Onun için en şerefli mahluk insan. İşte ihtiyaçtan, şimdi bu ihtiyaçlar var ya, şimdi bizim bütün ihtiyaçlarımız, işte az önce söyledik ya, insan bütün esmaya masar. Bununla ihtiyaç arasında münasebet var. Yani ne kadar çok şey muhtaçsak o kadar ihtiyacımızı Cenab-ı Hak görüyor. O gördüğünde bir isim tecelli ediyor bize. Görmeye ihtiyacımız var, görmeye. Bize görmeyi veriyor, göz yaratıyor, basir ismi tecelli ediyor. Görmeye ihtiyacımız olmasa basir ismi tecelli etmez. Anladın mı? İlahir. Rızkı ihtiyacımız var da rezzak ismi tecelli ediyor bizde. Yani ihtiyaçlardan esma tecellisi çıkıyor. Onun için insan bütün esmaya basar, onun için en muhtaç mahluk. En muhtaç mahluk olunca en şerefli mahluk oluyor. Yani. Tabi Samedaniye deyince bir cümle daha söyleyeyim Üstad'dan yine. Kalp aynayı samettir diyor Üstad. Aynayı samet olan kalp. İşte kalbin ihtiyacı en büyük ihtiyaç. Yani kalbin ihtiyacı iman. Kalbin ihtiyacı marifet, Allah'ı tanıma. Ayet-i Kerime var ya, kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani Allah'ı tanımakla, imanla mutmain olur kalpler. Kalp imanla tatmin olduğu için en büyük ihtiyaç dairesi kalp dairesi. Onun için ayna-i samet kalp oluyor. Yoksa yaprakta da, yaprak da ayna-i samettir. Allah onun da ihtiyacını görüyor çünkü. Ya burada mutlak zikredilmiş kemali kastediliyor. En çok, en büyük ihtiyaç kalbin iman ihtiyacıdır. Onun için ayna-i samet kalp oluyor. Tabii. Mesela mide de muhtaçtır ama rızka. Göz de muhtaçtır ama ışığa. Kalp de muhtaç imana. Bakın arada ne kadar derece farkı var. Onun için en büyük ihtiyaç kalbin ihtiyacıdır. Onun için ayna-i samet kalptir diyor. Artık tafsiratına girmeyelim, evet. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı ilahi, muhatab-ı ilahi ne güzel. Ve cennete layık bir misafir-i Rabbani olur. Tabii bütün mahlukat üstünde yani. Şeyde de, şerefte de üstünde. Hani Üstad diyor ki, insan kendi meyvesi. Meyve olması cihetiyle de insan ağacın üstünde yani. Değil mi? Kendisinin üstünde. Ondan. Şimdi bir ağaca gitseniz, ağacın da şuuru olsa ne yaparsınız? Meyveyle konuşursunuz değil mi? Çünkü en cami, en mükemmel cüzü ağacın meyvesi değil mi? Yaprakla, dalla konuşmasınız herhalde. Direkt meyveye muhatap alırsınız anlamda. Şimdi Cenab-ı Hak bizimle konuşmuş. Kur'an'ı bize indirmiş. Hayvanlara değil, bitkilere değil, taşlara değil. Muhatap-ı ilahi dedi ya, onu kastediyorum yani. Cenab-ı Hak bizi muhatap etmiş. Çünkü niye? Kainatın meyvesi biziz. Meyveyle konuşmuş Cenab-ı Hak. Ya. Evet. Eğer kat-ı intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse, o vakit bütün o manidar nukuşu esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira sani unutulsa saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz. Ya, sani yapan. Yapanı unuttun mu insan ustayı? Ona ait şeyler de unutur yani değil mi? Tabii, manevi cihetler. Onun sanatı da gizlenir, mehareti de gizlenir, rahmeti de gizlenir. Evet. Adeta baş aşağı düşer. O manidar âli sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Tabii Cenab-ı Hakk'a bağlanmadım o zaman işte insan bir et parçası, et kemik yığını olarak kalır ortada. Düşünmeye değmez. Niye? İşte öteki hayvanla düşünmediği gibi bunu da düşünmez yani. Mesela, tabidir yani. Şimdi yumurtadan tavuk çıkmış. Zaten yumurtadan koç deve çıkacak değil. Hani tabi. Hani falan çocuğu olmuş. Elbette falan çocuğu olacak. Hani kuzu doğuracak değil. Hani tabi. Yani, iş böyle normale bağlanır yani. Hani, bazen söyleyeyim insanın tuhafına gidiyor. Filan çocuk yapmış diyorlar. Nasıl çocuk yapmış? Götür hanımın eline kalemi ve çocuğun resmini yapamaz. Ne nasıl kendini yapıyor? Allah Allah. Bilmeden konuşuyoruz işte. Tabiata veriliyor. Tabii yapmış. Nasıl yapmış? Hani bana söylüyoruz, insan bir şey yapması için bir şey yapmanın sırası vardır. Önce
Artık kısa gireceğiz oraya. Önce şuurat diyor. Bir, içinde bir istek olacak. O işi yapmaya bir istek duyacaksınız. Değil mi? İçinde bir arzu doğacak. Buna şuurat deniyor. Ondan sonra o işi yapmaya karar vereceksiniz. Değil mi? O zaman sıfatlar devreye giriyor. Karar verdiniz mi? O işin planını kuracak yapacaksınız. Nasıl bir şey yapayım? Nasıl bir eser yapayım? Buna da kader deniyor. Tamam mı? Ondan sonra işe başlayacaksın. Buna da kudret deniyor. O ortaya çıkacak. Şimdi anne çocuk yapmaya nasıl karar verdi yani? Nasıl oldu yani? İçindeki şeyin neyini yaptı bu adam ya? Bazen derse söylüyoruz. Ben desem ki ben bugün var ya 250 milyar alyuvar yaptım. Çünkü insanda her gün 250 milyar alyuvar yaratılıyor. Ben bugün 250 milyar alyuvar yaptım. Nasıl yaptım? Ne işte gezerken caddede içeride alyuvarlar. Ben alyuvar yapamam mı ya? İçimdeki şeyi ben yapamam. Ben alyuvar yapamazsam anne nasıl çocuk yapıyor ya? İçindeki şeyi nasıl yapıyor? Anne börek yapar amenna. Çorba yapar ama çocuk yapamaz. Ama işte düşünmeyince böyle ortadan konuşuyoruz. Ha demeyi iyi, hayırlı olsun falan. Demiyoruz ki ya bu nasıl oldu bu iş ya? İşte böyle oluyor işte. Süfre esbaba tabiata verilip ne sıkı dedi. Düşünmeden konuşuruz. Düşünmeye değer bir varlık görmeyiz insanı. Evet. Evet. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız yüzü bir hayat geçirmektir. Tabii yani hayvanatın en aciziyiz, en muhtacıyız. Az önce dedik, bu bizim şerefimiz. Değil misin? Tabii. Biz koyuna muhtacız, o bize muhtaç değil ama biz ondan şerefliyiz. Bize muhtaç olduğumuz için o bize hizmet ediyor. Değil mi? He. Böyle baktık mı o bizim şerefimiz olur. Böyle bakmadık mı o zaman koyundan çok aşağı bir canlı oluruz. Hayvandan çok aşağı oluruz. Ya. Satır, geçmişten elem almaz hayvan, gelecekten endişe duymaz. İlahir. He. Peki. Sonra tefessü eder gider. İşte küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar. Atar. Elmastan kömüre kalbeder. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatim.